Muhterem kardeşlerim, bu mübarek Ramazan gününde bu mütevazı kütüphanemize teşrif etmekle bizi çok sevindirdiniz. Cenab-ı Hak da hepimizi iki cihanda mesrur ve mesut eylesin efendim. Efendim ben Gümüşhane'nin Salyazı isminde Çelkit'e bağlı Salyazı köy eski adı Possus'uydu. Orada dünyaya geldim. Ben şeydeyken, Rottlingen'de, Almanya'nın Rottlingen'de bir ay görev yapıyorum Ramazan'da. Allah razı olsun oradaki işçi kardeşlerimiz bir müzenin müsait bir yeri var. Yani bunun 2-3 gününde boş kiralıyorlar. Orayı mescit yaptık, yapmışlar. Biz orada namaz kıldık. Ben cuma namazı kıldırdım, bayram namazı kıldırdım. Fevkalade memnuniyet benim için oldu ama işçi kardeşlerimiz de çok memnun oldular. Bayramda tabii bayram namazını kıldık. Cumaları kıldırdım orada. Bu gayrimüslim ülke ama cumaları kıldırdım. Bayram namazını kıldık. Çevreden işçilerimiz geldi. Daha başka görevde olanlar geldiler. Tabii bayramdan çıktı. Bir şey diyorlar. Bayramlaşıyorlar, sarılıyorlar. Bu Almanya yani o Kazak halkın pencerelerden dikkat ediyorum. Hep perçem neyin nesi bu ne oluyor diyor. Çünkü böyle bir durum görmemişler. Bayramda Müslümanlar bayramlaşıyor, kucaklaşıyor. Turgut Özal Bey Cumhurbaşkanı bu Balkan ülkelerini bir ziyaret etmeyi düşündü 6 günlük. Makamının olsun Necmettin Bey hocamız da her siyasi partiden, grubu bulunan siyasi partiden bir parlamenter arıyorlar. Benim gitmemi söyledi. Uzatmayalım gittik. Arnavutluk'ta Tiran'dayız. Turgut Bey'le beraberinde devlet bakanı vardı ismini unuttum. Cuma günü cuma namazını kılıyoruz. Turgut Bey böyle oturuyor. Tam mihraba şey diyor. Ben sağında oturuyorum devlet bakanı sonunda. Müftü Efendi, Hafız Sadık Koç isminde bir Müftü Efendi var. Çok mübarek bir insan. Hutbeyi okudu. Ama namazı imam kıldırıyor. Ve Arnavutluk'ta bütün camileri o giden inançsız bir insan yıktırmış. Hiçbir şey yok. Tek bir cami var, Ethem Paşa Camii. Yani şu kadar milyonluk bir şeyde tek bir cami var Tiran'da, onu yıktırmamış. Bir gün baktım, başka yere gideceğiz. Sabah kahvaltı yaptım. Bir heyet var. Biz Suud'dan bunlara yardım getirdik. Durumunu gördüğünüz dediğinde işte bir misal vereyim. Fakirlik ne olduğunu anlarsın. Namaz kıldık, cuma namazını. Turgut Bey burada, Devlet Bakanı orada demin söyledim. Ben de bu tarafta. Gözüm İmam Efendi'nin teşebbütle sağ ayağını dikiyor ya namazda. Yani dikeriz öyle. Baştan sona yamalı. Şimdi niye bunu söylüyorum? Arnavutluğun fakirliğini anlatmak için. Çünkü bir ülkenin cumhurbaşkanı geliyor. İmam Efendi giyecek çorap yok. Dökecek. Yani fakirliğini ondan anlayın. Çıkacağım zaman elini omuzuma koydu. Dedi ki o heyetin başkanı benim. Boynuma sarıldı. Allah razı olsun. Biz Suud'dan geldik dedi. Bu ülkenin durumunu gördü. Bunlara işte biraz yardım olsun diye onu getirdik. Müslüman Türkiye'miz olarak şerefli sorumluluğunuzu yerine getirin. Kardeşleriniz olarak biz sizin arkanızdayız. Bu sözü unutamıyorum aziz kardeşlerim. Bu sözü unutamıyorum. Yani Allah Teala ecdadımızdan razı olsun. Öyle bir devlet, öyle bir idare kurmuş ki diğer bütün Müslüman olan ülkelere merhamet elini açmış, hizmet etmiş ve onların sevgisini, takdirini kazanmış. Şimdi onlar da her türlü yönetimdeki iyiliği, idaredeki iyiliği Türkiye'den bekliyorlar. Allah'ım milletimize İslam yolunda birlik, birlik ve Rabbimizin emrettiği kardeşlik şuurunu ihsan buyursun. Buna dua ediyorum. Lütfedip buraya kadar geldiğinizden dolayı sizlerin hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Hepinize Allah'tan sağlık, afiyet diliyorum.
sözümü noktalıyorum.